Evet, omurgalı hayvanlara sürüngenlerle devam ediyoruz. Karasal hayata uyum sağlamış canlılardır. Çoğunlukla karada yaşarlar ancak suda yaşayan türleri de mevcuttur. Vücutların su kaybını engelleyen keratin yapıda pul ve sert kemiksi plaklarla örtülüdür. Pullu deri büyümeyi engellediğinden yılan, kertenkele gibi sürüngenlerde deri değişimi gözlenir. Buna gömlek değişimi denir arkadaşlar. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğerleri iki yaşamlılara göre daha gelişmiştir. Zaten bakın balık iki yaşamlı, işte sürüngenler, kuşlar, memeliler diye gittiğimizde bazı organlar, vücut yapıları ne yapıyor? Gelişiyor arkadaşlar. Kalpleri Üç odacıklıdır. Yani aynı amfibilerde olduğu gibi iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşuyor kalpleri. Ancak karıncıkta yarım bir perde var arkadaşlar. Perde yarım olduğu için yine bunların vücutlarına da nasıl kan gidiyor? Karışık kan gidiyor. Bu yüzden sürüngenlerde Ektoterm yani vücut ısısı, çevre ısısına göre değişen canlılardır. Arkadaşlar bir sürüngen var ki timsah. Bu timsahın kalbinde yarım perde değil tam perde var. Yani kan kalpte karışmıyor. Ancak panizla kanalı denilen kanalda, iki atar damar arasında bulunan kanalda kan karışıyor. Bu nedenle timsahların vücuduna da karışık kan gidiyor. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir dedik. Yani ektotemdirler ve kış uykusuna yatarlar. Boşaltım organları böbreklerdir. Kara hayatına iyi uyum sağladıkları için boşaltım atıkları ürik asittir. Ayrı eşeyli canlılardır. İç döllenme yaparlar. Çoğunda dış gelişme görülür ama iç gelişme görülen e, sürüngen çeşitleri de vardır. Gelişimleri sırasında başkalaşım yani metamorfoz görülmez. Yavru bakımı da yoktur sürüngenlerde. Kertenkele, timsah, yılan, kaplumbağa e, bu gruba örnektir. Sürüngenlerin derisinde bulunan keratin pullar görevlerinden hangilerini yapar? Fiziksel travmalardan korur içeriği arkadaşlar. Su kaybını önler ancak gaz alışveriş yüzeyini genişletmez. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3'tür. Sürüngen ve amfibilerde hangileri ortaktır? Değişken vücut sıcaklığı vardır arkadaşlar. Her ikisi de ektoterm canlıdır. İç döllenme, ee, sürüngenlerde iç döllenme vardır. Ancak amfibilerde dış döllenme vardır. Akciğer solunumu her ikisinde de ortaktır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3'tür. Evet, kuşlar ile devam ediyoruz. Karasal omurgalıların en büyük grubudur. Uçabilen türlerin bulunduğu bir grup olup sahip oldukları özelliklerin çoğu uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlardır. Bazı türleri uçamaz. İşte penguen, kivi, emu, tavuk bunlar uçamayan kuşlardır. Vücutları keratin yapıda pul ve tüylerle kaplıdır. Kuşların ön üyeleri kanat şeklindedir. Çeneleri gagaya dönüşmüştür ve dişleri yoktur arkadaşlar. E, dişlerinin olmaması uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur. Ağızlarında diş olmadığı için mekanik sindirimi taşlıkta gerçekleşir. Gaga yapıları ise beslenme türüne göre farklı özelliklere sahiptir. İşte delme, parçalama, yakalamaya uyum sağlamış şeklinde gagaları mevcuttur. Kuşlar akciğer solunumu yaparlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır gençler. Bu hava keseleri oksijenden daha fazla yararlanmalarını sağlar. Bakın hava keselerini burada görüyorsunuz. Akciğere bağlı hava keseleri. Kuşların kemikleri ince ve uzundur. Kemiklerin içinde ise boşluklar vardır arkadaşlar. E, bu da yine uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur. Böylece iskeletleri daha hafiftir. Kalpleri dört odacıklıdır. Memelilerin de kuşların da kalpleri dört odacıklıdır arkadaşlar. İki kulakçık ve iki karıncık bulunmaktadır. E, sağ tarafta Daima kirli kan, sol tarafta daima temiz kan vardır ve vücutlarına temiz kan pompalanır. Akciğer solunumu görülür, kanları akciğerde temizlenir. Vücut sıcaklıkları sabittir yani endoterm canlılardır. Yani vücut ısısı çevre ısısına göre değişmez. Boşaltım organları böbreklerdir, idrar kesesi bulunmaz ve boşaltım atıkları ise ürik asittir. Derilerinde ter bezi yoktur. E, kuyruk bölgelerinde bulunan yağ bezleri vardır arkadaşlar. E, burada salgılanan yağ ile e, işte ne yapıyorlar? Gagaları ile yağı alıyorlar ve tüylerini bu sayede yağlıyorlar. Ayrı eşeylidirler. İç döllenme ve dış gelişme görülür. Yani yumurtlarlar. Dişilerinde bir yumurtalık vardır. Uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur bu da. Üreme döneminde kur yapma davranışı görülür. Yuva yaparlar. Kuluçka yatma e, gözlenir ve yavrularına bakar kuşlar. Bazı türlerinde ise yılın belirli zamanlarında sürüler halinde göç etme davranışı görülür. Kırlangıç ve leylek gibi besin bulmak için göç ediyorlar arkadaşlar. Evet bazı kuş örnekleri verilmiş. Ee, i̇şte hav tüyü, telek tüyü, Mayıs sağlar arkadaşlar. Kelaynak kuşu, penguen de kuş türlerindendir. Kuşlarda hangileri bulunmaz? Kuşlarda ter bezi ve süt bezi bulunmaz. Bu memelilere özgüdür. Ancak yağ bezi vardır. Evet memelilere geldik. Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır memeliler. Çoğunluğu karada yaşar. Yunus, balina gibi suda yaşayan memeli örnekleri de mevcuttur. Derileri kıllarla kaplıdır. Bakın kuşların derisi tüyle, memelinin derisi kıl ile kaplı. Derilerinde ter ve yağ bezleri bulunur. Ter bezlerinin ve kılların varlığı memelilere Özgüdür, unutmuyoruz. Ter bezi, süt bezi, kıl sadece memelilerde görülür. Solunum organları akciğerdir ve akciğerde alveol bulunmaktadır. Arkadaşlar üzüm kes şeklinde böyle alveoller bulunur. Alveol solunum yüzeyini artırır. Ayrıca olgun al yuvarlarında çekirdek yoktur. Al yuvarlar olgunlaştıklarında çekirdeklerini ve organellerini kaybederler. Bu da oksijen taşıma kapasitesini artıran bir adaptasyondur memelilere özgüdür. Kalpleri dört odacıklıdır kuşlarda olduğu gibi. Sağ tarafta daima kirli kan, sol tarafta daima temiz kan bulunur. Kalpte kirli ve temiz kan yani oksijence fakir ve oksijence zengin kan karışmaz. Vücutlarında yine karışık kan dolaşmaz. Sabit ısılı canlılardır. Vücut ısıları çevre ısısına göre değişmez. Göğüs ile karın boşluğu arasında kaslı bir diyafram vardır. Yine kaslı diyafram memelilere özgüdür. Bakın kaslı diyafram, efendim ter bezi, süt bezi, olgun al yuvarların çekirdeksiz olması memelilere özgüdür arkadaşlar. Boşaltım organları böbreklerdir ve boşaltım atığı ise üredir. Farklılaşmış diş bulundururlar. Orta kulaklarında çekiç, örs, üzengi denilen ses seviyesini artıran kemikler bulunur. Tamamında iç döllenme, çoğunda e, iç gelişme görülür. dişlerinde dişilerinde süt bezleri vardır ve yavrularını sütle beslerler. Memelilerin çoğunda yavru gelişimi anne rahminde tamamlanır. Bunlara plasentalı memeli denir arkadaşlar. Plasenta anne ile bebek arasında madde alışverişini sağlar. Yarasa, kirpi, fare, yunus plasentalı memelilere örnektir. İnsan da bu gruba girer. Bazı memelilerde ise yavru gelişimini tam tamamlamadan çıkar, annenin kesesine yerleşir. Orada süt bezleri vardır. Orada süt ile beslenerek gelişimini tamamlar. Kanguru, koala, bantikot da. Keseli memelilere örnektir. Bir de yumurtlayan memeliler var. Ornitorenk yumurtlayarak çoğalırlar. Bunlarda yumurtadan çıkan yavrular süt ile beslenir. Dikenli karınca yiyen ve ornitorenk de iç gelişme özülüyorum, iç döllenme dış gelişme gösteren yumurtlayan memelilere örnektir. Evet hayvanlar alemini şöyle toparlayacağımız da arkadaşlar omurgasız canlılarda sırt bölgelerinde omurga bulunmaz. Sinir şeridi karın tarafındadır. Kemik ve kıkırdak yapılı iskelet yoktur. Çoğunda açık dolaşım görülür ancak halkalı solucan gibi efendim ahtapot gibi kapalı dolaşım görülen omurgasızlar da vardır. Hem eşeyle hem eşeğsiz ürerler. Suda ve karada yaşarlar. Süngerler en basit yapılı hayvanlar Bunlarda dokulaşma yoktu. Sölenterler sinir dokunun ilk oluştuğu gruptur. Solucanlar merkezi sinir sisteminin ilk oluştuğu gruptur. Sindirim sistemleri gelişmiştir. Yumuşakçalar eşeyli olarak çoğalır. Bazılarında kapalı dolaşım görülür. Eklem bacaklılar kitin yapılı dış iskelete sahiptirler ve başkalaşım gözlenir. Trake solunumu yaparlar. En büyük omurgasız grubudur. Yani tür çeşitliliğin en fazla olduğu omurgasız eklem bacaklılardır. Derisi dikenliler en gelişmiş omurgasızdır. Tamamı denizde yaşar ve tüp ayakları bulunmaktadır. Omurgalılara geldiğimizde sırt bölgelerinde omurga, omurganın içinde ise omurilik vardır. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskeleti vardır. Hepsinin boşaltım organı böbreklerdir. Hepsinin al yuvarında hemoglobin bulunur. Kapalı dolaşım görülür. Eşeyli üreme gözlenir ancak eşeysiz çoğalan omurgasız canlı da vardır. Derileri çok tabakalıdır. Suda ve karada yaşayan örnekler mevcuttur. Balıkların tamamı suda yaşar. Kalpleri iki odacıklıdır. İki yaşamlılar hem karada hem suda yaşarlar. Kalpleri üç odacıklıdır, başkalaşım görülür. Solungaç, akciğer ve deri solunumu yaparlar. Sürüngenler kara hayatına uyum sağlamışlardır. Kalpleri üç odacıklıdır. E, keratin yapıda pullar mevcuttur. Kuşlar Çene gaga şeklindedir ve dişleri yoktur. Kanat oluşumu ve tüyleri vardır. Akciğere bağlı hava keseleri vardır. Kalpleri dört olacaklıdır. Memelilerin derileri kıllar ile kaplıdır. Deride ter ve yağ bezleri bulunur. Akciğerlerinde alveol vardır. Kaslı bir diyaframları vardır. Al yuvarları, olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Ve yavrularını süt ile beslerler. Evet gençler hayvanlar alemini bitirdik. Bu canlıları yukarıda verilen omurgasız ya da omurgalı hayvan gruplarından hangileriyle eşleştirirsiniz? Omurgasız, özür kirpi omurgalıdır arkadaşlar memelidir. Mürekkep balığı omurgasızdır. Semender omurgalıdır. Amfibiye girer. Penguen kuştur ve omurgalıdır. Evet hayvanların önemi... Omurgasız hayvanlardan olan solucan Lardan yem ve gübre olarak yararlanılır. Mercan ve istiridyeden süs eşyası yapımında kullanılır. Süngerler temizlikte kullanılır. Böcekler bitkilerin tozlaştırılmasında görev alır. İpek böceğinden elde edilen ipek endüstride kullanılır dokuma ve tekstil sanayisinde. Bazı böcekler zararlı böceklerle mücadelede kullanılır. Eklem bacaklılardan karides, yengeç, istakoz besin olarak tüketilir. Omurgalı hayvanlar, balıklar arkadaşlar önemli besin kaynağıdırlar. Esansiyel yağ asidi omega 3 içerir bunlar. Kümes hayvanları işte et, yumurta, tüy ve gübresi için kullanılırlar. Memelilerde et, süt, deri ve kemiklerinden yararlanılır. Efendim deri ve postlarından çanta, ayakkabı, cüzdan yapılır. Yılan, akrep, örümcek gibi canlılar zehirlerinden bazı ilaç ve antikorların yapımı sağlanır. Bazı bilimsel çalışmalarda denek olarak kullanılırlar fare ve tavşan gibi. Tabii ki etik kurallara göre. Bazı teknolojik gelişmeler hayvanlardan ilham alınarak sağlanır. İşte yarasaların titreşimlere göre yoğun bulmasından esinlenerek radar cihazları yapılmıştır. Arıların göz yapısından esinlenerek teleskop yapılmıştır. Balinanın e, yüzgeçlerinin ön kenarındaki tümseklerden esinlenerek rüzgar türbinlerinin pervaneleri, işte uçak kanatlarının pervaneleri, havalandırma fanları yapılmıştır. Hayvanların insanlara zarar veren örnekleri de vardır. Örneğin bazı yılan ve eklem bacaklılar zehirlidir. Bazı hastalık etkeni işte sıtma, tifüs, veba, dizanteri e, gibi hastalıklar hayvanlar yoluyla insanlara bulaşır. Bazı kemirici hayvanlar işte tahta kurusu eşyalara zarar verir. Sonar cihazlarının üretilmesinde memeli hayvanlardan hangi hangisi esin kaynağı olmuştur? Yunus arkadaşlar sonar cihazı üretiminde esin kaynağı olan memeli bir hayvandır.